bugün Müslümanların birçoğunun bilmediği ve bilmediğinden dolayı hata ettiği alışverişle ilgili 3 tane madde var. 3 tane hadis söylemiştim burada. Demiştik Peygamberimiz birinci olarak neyi yasaklıyor? وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ Senin yanında olmayan bir şeyi, sana ait olmayan bir şeyi kimseye satma diyor aleyhissalatü vesselam. Hatta bir hadiste sahabe açıkça soruyor, Hakim İbni Hizam olması lazım. Ey Allah'ın Resulü diyor, biri gelip benden bir mal istiyor. Bende de o mal yok. Ben o malı ona satsam ama daha sonra alsam ona versem olur mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ Yanında olmayan, sana ait olmayan şeyi satma. Bir şeyi mülkünüze geçirmeden, size ait olmadan satmayın. Tabii geçen soruya da cevap verirken şöyle bir ayrım yapmıştım. İnsan ya simsardır, aracıdır ya da satıcıdır. Eğer aracıysanız, alıcıyla satıcı arasında aracı olmanızda bir beis yoktur. Ben simsarlardan konuşmuyorum, komisyonculardan. Direkt tüccar olanlardan konuşuyorum. Bir, sana ait olmayan malı satmayacaksın dedik. İki, bir malı satın aldığınız zaman kendiniz o malı kabzetmeden, elinize geçirmeden o malı satmayacaksınız. Aleyhissalatu vesselam dedi ki: "İze iştereyte şey'en fela tebi'hu hatta takbidahu." Bir şey satın aldığında onu böyle kabzetmeden, şu şekilde eline almadan, görmeden onu başkalarına satma dedi. Belki malda kusur var. Belki malda bir eksiklik var. Sen bunu bilmiyorsun. O olay çıkacak. Ama sen kendin alsan, görsen kusur var, geri iade edersin. Misal üçüncüsü neydi? O da İbni Ömer'le Zeyd İbni Sabit arasındaki bir meseleyi anlatmıştık. Demiştik ki üçüncüsü, bir malı mülkümüze geçirdik. Malı gördük, aldık, baktık. Onu getirip depomuza sokacağız. Depomuza soktuğumuzdan sonra onu başkalarına satacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, daha doğrusu Abdullah İbni Ömer çarşıda zeytinyağı alıyordu. Tam aldı zeytinyağını, hemen o anda biri daha iyi bir fiyat verdi. Abdullah İbni Ömer onu satmak istedi. O sırada biri elini tuttu, baktı ki Zeyd İbni Sabit, yapma dedi. Çünkü ben Allah Resulü'nü şöyle söylerken işittim. Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yubâ'a s-sila'u haythu tubtah hatta yahuzaha tüccaru ila rihalihim. Allah Resulü satın alınan malın hemen yerinde satılmasını yasakladı. Ta ki tüccar onu kendi deposuna, kendi mekanına götürünceye kadar. Demiştik bu üç yasağın hikmeti nedir? Bu üç yasağın hikmeti İslam'ın alışverişte asla istemediği çekişmenin, aldatmanın, cehaletin ve kavganın ortaya çıkmasıdır. İslam mal için kavga edilmesini istemez. Şimdi sen aldığın malı görmemişsin. Bir iki gün senin yanında kalıp, bir müddet yanında kalıp sağlam mıdır, değil midir, çürük müdür bilmemişsin. Senin bunu direkt bir başkasına satman, bu doğru olan bir şey değil, uygulama biçimi değil. Ondan dolayı, ha sen mesela Van'dasın, örnek veriyorum. Kayseri'deki tüccarla Hakkari'deki tüccar arasında komisyonculuk yapıyorsan, seni ilgilendiren bir durum yoktur. Sen çünkü ikisini tanıştırıyorsun sadece. Ama sen kendi malını satıyorsan bir başkasına, eğer bunlar Allah Resulü'nün yasakladığı şeylerdir. Şimdi ben eminim birçok arkadaş diyecek ki, o gün de söyledim. Şimdi ben Kayseri'den Mustafa'ya telefon açıyorum. Mustafa diyorum, Hakkari'deki Ali'ye malı gönder. Yani ben kargo parası ödemiyorum, sıkıntıya girmiyorum ilahiri. Ama şimdi ben ne yapacağım? Malı alacağım, göreceğim. Van'a getireceğim, depoya yığacağım. Sonra bir daha depodan malı yükleyeceğim, göndereceğim falan. Ben yani kazancım zaten 100 ise 10'a düşecek, 15'e düşecek. Ben bu tip düşünen kardeşlerimize şunu diyebilirim. Allah'ın bize kesin bir vaadi var. İn tuti'uhu tehtedu. Muhammed'e uyarsanız, itaat ederseniz kesinlikle hidayet bulursunuz diyor Allah Azze ve Celle. Doğruyu bulmak istiyorsanız, doğruyu bulmanın yolu Peygamberimize ittiba etmekten geçer. İki, kazandığınız paranın miktarının sizin hayatınıza getirdiği hiçbir şey yoktur. Kazandığınız paranın bereketi sizin hayatınıza bir şey getirir. Eğer Allah sizin paranıza bereket koymuşsa, sizin 10 lirayla yapabildiğinizi 100 lirayla adam yapamaz. Ama Allah sizin paranızdan bereketi çıkarıp almışsa, 100'le, 1000'le, 100.000'le de gene mutlu olamazsınız, gene gözünüz doymaz, gene karnınız doymaz, gene evinizde huzur olmaz. Onun için kazandığımızın bereketli olmasını istiyorsak Allah Resulü'nün koyduğu kaidelere dikkat edelim. Biz sadece mescitlerimizde Müslüman olan insanlar değiliz. Biz hayatın her alanında Müslüman olmak için gayret göstermek zorunda olan insanlarız. Ticaretimiz de buna dahildir.